Herkese merhaba değerli izleyenler. Yeni içeriğimizin konusu kutu açılımı ve inceleme ile alakalı. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Ürünümüz Hiki Ütü. Markamız Kiwi. KSI 670 portatif buharlı kırışık giderici seyahat ütüsü olarak geçiyor. Kutumuz bu şekilde. Bunu valideye aldık. Hediyemizi vermeden önce kısa bir inceleme içeriği çekmek istedim. Eşim meraklı davranıp açmış. Dışında zaten çok bir şey yok. Bir tane karton koymuşlar muhafaza şeklinde. Üstünde de ürünün resmi ve kısaca bilgiler yer alıyor zaten. Bunun içinde muhafaza edebilirsiniz evde. Gayet şık duruyor. Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu. Kutumuzun içinde ürünümüz bu şekilde geliyor. Başlıklarımız da hemen yan tarafında. Şu antistatik toz başlığı olarak. Bu da hassas kumaş başlığı olarak geçiyor. Fırça başladı. Burada şu an yok. Kablomuzun uzunluğu gayet yeterli. 2 metre. Şöyle buhar çıkışını ve sıcaklığı veren zemini görüyorsunuz. Buralar bronzdan yapılmış. Şu kısımlar bronz detay var. Hoşluk katmış. Daha hoş görünmesini sağlamış. Şu çerçeve kısmı da aynı şekilde. Ama tabii ki biraz kaba. Onu söylemeliyim. Bunda şöyle bir güzellik var. Şu tuşa devamlı basmak zorunda değilseniz şöyle yaparak basılı kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Bunu güzel düşünmüşler. Bildiğiniz üzere Philips'te yani Philips'in 3000 serisinde böyle bir detay yoktu. Şurası su haznemizin çıkarmaya yarayan düğmemiz. Burası da su haznemiz. Su haznemizin iç kısmı. Bunda su haznesi 300 milim. Şurayı açarak suyu doldurabiliyorsun. Şu şekilde bastırarak da oturtuyorsunuz. Su haznesi ve şu düğme yönünden Kiwi KSI 670 önde. 1500 watt. Buradan da önde 3 tane avantajı bulunuyor şu ana kadar. Çalıştırma düğmemiz burada. Buraya basarak düğümümüzü aktif ediyoruz. Bu arada çalıştıralım bakalım. Şu an çalıştırdım. Buradaki süre ışığımız yanıp sönmeye başladı. Bakalım ne kadar sürede aktif olacak. Bu arada özelliklerinden bahsedeyim. Şuralar dokunmatik değil. Buradaki ışıklarımız LED. İki farklı buhar seviyemiz mevcut. 8 dakika sonra koruma amaçlı kendi kendini durduruyor. 40-45 saniye civarı tamamen ısındı. Kullanımı hazır. Kullanımı hazır olduktan sonra seçiminizi yapıyorsunuz. Bu aşamada aktif olmuyor. Buhar üflemiyor. Sadece sıcak. Ben bu ilk kademe buhar seviyesi. Şu da ikinci kademe. Bir kere bastığınızda seçeneği değiştiriyor. Bu kademede daha fazla buhar üflüyor. Daha sonra başarılıyor. Bunu bir ütü yaparak da tekrar deneriz. Ama farklı bir sonucu alacağımızı düşünmüyorum. Sadece watt farkından kaynaklı biraz daha düzleştirebilir. Basılı tuttuğumuzda da kapanıyor. Burası tamamen tek tuş tarzında. Ayrı bir tuş yokmuş. Tamamen komutlarınızı buranın herhangi bir yerine dokunarak verebiliyorsunuz. Su yokken pompalamayı kendi kendine besiyor. Aşırı ısınma koruması mevcut. Seramik kaplı alüminyum levha. Philips'in 3000 serisiyle avantaj dezavantaj olarak watt farkı var. 500 watt daha fazla bu ürün. Philips'in levhası açıkçası daha sağlam ve kaliteli hissettiriyor. Şimdi bunun levhası biraz da farklı geldi bana. Alüminyum kaplama levha demişler ama boyut farkı var. Boyutu bunun oldukça fazla. Seyahatlerinizde bayağı bir alan kaplar. Dyson saç bakım makinelerinde olduğu gibi şöyle bir kutusu var. Onun haricinde herhangi bir taşıma çantası yok. Katlanabiliyor Philips. Bu katlanamıyor. Buhar kademelerinin seçimleri mevcut. Ayrıca şu sıkılan hazneyi kilitleyebiliyorsunuz dediğim gibi. Bu da bir avantaj. Seçim size kalmış arkadaşlar. Hem bu arada su haznemiz yaklaşık 180 milimde. Fazla. Philips'te hatırladığım kadarıyla 120 milim olması lazım. Bir tane kıyafette askıda bir deneme yaparız. Bir test ederiz. Ondan sonra içeriğimizi tamamlarız. Buraya bastığımızı gösterelim mi?
ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Tamam, sürekli buhar. Böyle sürekli buhar çıkışı da oluyor. Tarafını aç, farkı göster. Hepsi. Bayağı oldu yani. Oluyor ya, gömlek ver bakalım. Tamam. İnandım ya, tamam. Bak şöyle. Şöyle. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir saniye usta. Ve şurası. Ya amaç kırışıklıkları almak zaten. Sürekli buhar çıkışı olması çok güzel. Sürekli elini parmağını düğmeye götürmek zorunda kalmıyorsun. Ama tabii ağırlığı bir handikap. Ağır mı? Ağır. Kivilerin bu genel sorunu herhalde. Ne o? Çok su üretiyor olması. Yapay da yapıyor. Ya sen gerizekalı mısın? Sizlere elimizden geldiğince tüm detaylı bilgileri vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanaldaki diğer içeriklere göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.